Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bugün Kurban Bayramımızın birinci günü. Tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'na enişten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlara diyelim. Nice güzel, mutlu, huzurlu, İmkanımızın bol olduğu bayramlar olsun sevgili dinleyenler. Ailenizle birlikte sizlerin bayramınızı kutluyorum. Bu süreçte yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sabırlar diliyorum. Vefat edenler Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bayramı yaşıyoruz ama sevgili dinleyenler, çok değil, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi vardı. Deprem felaketinde yakınlarını kaybeden insanlar vardı. Ülke olarak, millet olarak çok çok üzüldük. Bugün de, bu mutlu günde, bayram gününde onları unutmamamızı rica ediyorum. Unutmayalım. Özellikle de ben Adanalıyım. Adana'da deprem bölgesi. Hala sıkıntısı devam eden insanlara yardımcı olalım. Hem maddi hem manevi. Zor bir süreç geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Nice güzel, mutlu, huzurlu, imkanlarımızın bol olduğu bayramlar olsun. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Ayhan Şensoy olacak. Ayhan abiyle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dün kendisi Lucas Torreira'nın menajeriyle görüştü. Bununla ilgili de, görüşmeyle ilgili detaylar aktaracak. Birazdan hattımızda Ayhan Şensoy olacak sevgili dinleyenler. Planladığımız bağlantılar Ayhan Şensoy'dan sonra Zafer Turan, Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü bizlerle birlikte olacak. Transferle ilgili son gelişmeleri aktaracak. Bunu belirtelim. Birazdan hattımızda olacak ama öncesinde bir reklam arasına gidebiliriz. 12-10 reklam arasına gidebiliriz. 12-10 civarında yaklaşık 1,5 dakika sonra reklam arasına gidebiliriz sevgili dinleyenler. Bunu söyleyelim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda önemli bir isim var. Şevke Ekşi. Kendisi Trabzonspor, Karabük, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Boluspor formalarını giydi. Hatırlarsınız kendisini Trabzonspor ve Karabükspor'dan sevgili dinleyenler. Şu anda hattımızda kendisi. Şevke Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Çok çok sağ olun hocam. Dinleyenlerimiz sizi hatırlayacaktır hocam. Kaleci olarak görev aldınız. Hatta evet. UEFA Pro Kaleci diplomanız da var. Şu evet, anda A'da da var, Pro'da evet. Var, evet. Şu anda da hocam Fransa'dasınız. Fransa'da önemli oyuncu. Döndüm şu anda. Döndünüz mü hocam? Evet evet, döndüm. Öyle bir proje için gitmiştik. Orada bir iki tane oyuncumuz vardı. Onları bir seyretme imkanımız oldu. Evet. Ama dönüş yaptık. Şu anda Türkiye'de. Kocaeli'deyim şu anda. Çok güzel hocam. Sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum tekrardan. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de tüm işte malimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Hocam şununla ilgili hemen başlayalım. Fransa'daydınız. Önemli oyuncular izlediniz. Süper Lig takımlar için önemli oyuncular izlediniz. Bunlarla ilgili son durum nedir hocam? Vallahi biz şimdi oraya bir proje için gitmiştik. Bir hocam vardı benim burada, Talip hocam diye. Onunla beraber gittik biz oraya. Bir iki tane oyuncuyla ilgili bir tasarrufumuz vardı. İşte onlara gittik, izledik. Seyretme imkanımız oldu canlı gözle. Biliyorsunuz tabii canlı gözle izlemek daha farklı bir ortam yaratıyor. En azından oyuncunun fiziksel anlamda olsun, zihinsel anlamda olsun ne yaptıklarını görme adına
en azından ön bilgi adına görmüş olduk. Gittik geldik. İşte o listemize kattığımız bazı isimler var. Onlarla ilgili ileride bakacağız işte duruma göre ne yapabiliriz, ne edebiliriz. O düşünceler içindeyiz şu anda. Peki hocam, bu oyuncular Süper Lig takımları için takip ettiniz. Bu oyuncularla ilgili takımsal anlamda gelişme yaşandı mı Şevki hocam? Ya şu anda yok öyle bir gelişme. Önümüzdeki günlerde öyle bir gelişme olursa zaten kamuoyuna bu tür şeyleri paylaşacağız zaten. Şu an için bir gelişme yok ama. Zaten şu anda biz bir proje içine girdik bu İzmit'te. Yeni bir projeye girdik. Biz daha önce biliyorsunuz Derince Belediye Sporu süper amatörünü alıp Bal Ligi artı üçüncülük. Şimdi de ikinciye çıktılar biliyorsunuz. Evet. Öyle bir projeye yapmıştık 2-3 sene önce. Şimdi öyle bir oluşum içine girmeyi düşünüyoruz Kocaeli'de. Bir yeni bir takımımız var. Yeni aldık daha doğrusu Bağdat Spor diye. Kocaeli'de yeni bir oluşum yapacağız. Allah nasip ederse süper amatörünü alıp onu da bir profesyonel lige bir üst kategoriye çıkartma niyetindeyiz. Onun bir projesi var işte. Onlarla uğraşıyoruz şu anda. Bakalım hayırlısı. Hocam proje dahilinde şu anda da Derince Spor ikinci lige yükseldi. Bunu aynen da paylaşalım. Işte. Orada hedefler evet, nedir hocam? Takip ediyorsunuz. Efendim? Derince'de hedefler nedir hocam? Görüşebildiniz mi? Valla şu anda daha yeni geldim. Yeni bir herhalde Turan Hoca ile anlaştılar herhalde bildiğim kadarıyla. Turan Sofoğlu. Öyle diyorlar herhalde. Bilmiyorum aslı var mı yok mu bilemiyorum tabii de medyadan duyduğumuz kadarıyla. Şu andaki durumlar biliyorsunuz onlar bir satış davası falan vardı. Derince Belediye Spor Sakarya'da bir iş adamına verdiler falan diye bir şeyler vardı. Bilmiyorum ne oldu tam teşekkürünü bilmediğim için o konu hakkında bir yorum yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Şevki Ekşi sohbetimiz devam ediyor. Şevki hocam, siz uzun yıllar Süper Lig'de kalecilik yaptınız. Önemli kulüplerde oynadınız. Evet. Trabzonspor'da önemli başarılar elde ettiniz. Geçtiğimiz sezon, bundan 2 yıl önce Trabzonspor Süper Lig'de şampiyon oldu. Şanlıurfa Spor, sizin oynamış olduğunuz takım, birinci lige yükseldi. Ancak Karabük Spor ve Eskişehir Spor bölgesel evet. amatör lige düştü ve yok olma evet. tehlikesiyle karşı karşıya Karabük Spor. Yok olup gidiyor. Bununla ilgili evet. neler söylersiniz hocam? Yani sizin vallahi dönemizdeki şaşalı futbol ve başarılar yok. Tabii şimdi o yapılanmayla alakalı bir şey. Doğru düz yapılanmalı olmadığı zaman hem ekonomik anlamda hem oyuncu bazında bu tür şeylere Türk futbolunda bazı kulüpler maruz kalmak zorunda kalıyor. Bunun örneği dediğiniz gibi işte sayıyorsunuz Eskişehir Spor, Karabük Spor. Daha sayabileceğimiz o kategoride çok takımlarımız var. Tabii bunlar yapılanmayla alakalı bir şey. Bütçeyle alakalı bir şey. İyi yönetilmeyle alakalı bir şey. Olmaması gereken şeyler ama maalesef Türk futbolunda bu tür şeyler oluyor. Düşüncemizde olmaması gereken bir şeyler ama yapacak da bir şey yok. İşte insanların topluma verdiği mesajlar olsun, katkılar olsun. Bunları iyi yönetememe düşüncesi oldukları için kulüplerimiz maalesef bu duruma düşmek zorunda kalıyor yani. Tabii gönül istemez bu tür kulüplerin hiçbir zaman için böyle yerde olmamasını. İnşallah o kulüplerimizde bir an önce ayağa kalkarlar, Türk futbolunun içine adım atmış olurlar diye düşünüyorum. Hocam, özellikle siz önemli kulüplerde kalecilik yaptınız. Önemli kulüplerin formasını terlettiniz. Günümüzdeki kaleci performanslarını da sormak istiyorum size. Kaleci performansları ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Fransa'daydınız. Fransa'da bizim genç futbolcu kardeşimiz Rennes'de oynuyor. Doğan Alemdar da oynuyor. Şu anda kaleci havuzunda önemli isimler var. Kalecilerin performansını nasıl değerlendirirsiniz eski bir kaleci olarak? Valla şimdi Türkiye'de eskiden biliyorsunuz yabancı bir kontenjanı vardı. Evet. Bu kaleyimizi bildiğiniz gibi bir yabancı kontenjana doldururlardı. Son günlerde bu
yerli kalecilere döndü. Bu da demektir ki bizim yerli kalecilere verilen değerin karşılığını almaktır. Bence de tabii ki yerli kalecilere verilen değer biraz daha artırılması lazım. Onlara oynama şansları verilmesi lazım. Kaleci oturduğu yerde değil, oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu fırsatlarda Türk kalecilerine verildiği zaman önümüzdeki örnekleri görebiliyoruz. Fenerbahçe'de işte olsun, Trabzonspor'da olsun, Başakşehir'de olsun, hepsinde de yerli kalecilerimiz oynuyor ve başarılı ya da bu takımları başarılı ya da koruyorlar. Ben daha çok şans verilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Altyapıya özellikle çok önem vermelerini istiyorum. Belirli kez de daha da çok artacağını düşünüyorum. Bugün Türkiye liglerine baktığı zaman dediğim gibi en azından 10 tane 12 tane yakın takımlarda Türk kalecileri oynuyor ve başarılı da oluyorlar. Ben bunlarla da gurur duyuyorum. Bunların sayısının da artması gerektiğini düşünenlerdenim. Bizim bu konuda bize düşen görev ne var ise en iyi şekilde onlara hizmet etmekte de hiç çekinmeden bu şeyin taşın altında elimizi koyarız diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Şevket Ekşi. Şevket Ekşi, sohbetimiz devam ediyor. Şunu da yöneltmek istiyorum hocam. En beğendiğiniz kaleci şu anda kimdir? Vallahi hepsinin ayrı bir özelliği var. Evet. Kimisinin farklı, kimisinin yan toplu başarısı var, kimisinin cepheden başarısı var. Hepsinin bu Türk futboluna kattığı bir değer var. O yüzden o iyi kaleci, bu iyici kaleci demektense genel olarak düşünmek lazım. Hepsi iyi kaleciler bunlar. Hepsi de ellerinden geldiği kadar iyi hizmet etmeye çalışıyorlar ve başarılı da olduklarını düşünüyorum ben. Allah yollarını açık etsin diye düşüncelerim vardır. Şu anda özellikle de hocam Mert Günok'un performansı çok iyi. O da evet. A milli takıma kalesini tekrardan devraldı. Beşiktaş'ta oynuyor. Mert evet. Günok, Altay Bayındır, Uğur, Uğurcan. Mert benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun oğludur. O da bir ara bir bocalama dönemi geçirdi ama sağ olsun Şenol hocamız tekrar geldi. Onunla ilgili düşünceler de çok farklı olduğu için tekrar bu camianın içine kattığı için ona da çok çok teşekkür ediyorum. Mert de tabii ki bu güzel fırsatı değerlendirip daha üstlere daha katkı sağlayacak görüntü vermesi lazım diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur onun adına. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Fransa'daydınız. İyi bir, evet. Önemli bir yolculuk yaptınız. Süper Lig'e, Süper Lig'den takımlar için oyuncular izlediniz. Önemli kulüpler için oyuncular izlediniz. Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum tekrar. İyi günler diliyorum. Bayramınız tekrar mübarek olsun kardeşim. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kocaeli'ye selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızdaki konuğumuz Şevke Ekşi'ydi. Kendisini hatırlarsınız. Trabzonspor ve Karabükspor'da kaleci olarak görev almıştı. Trabzonspor ve Karabük'teki performansından dolayı hatırlarsınız sevgili dinleyenler. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu bağlantının sağlanmasında vesile olan Mustafa Çevik abiye de çok teşekkür ediyorum. Kendisi bağlantının yapılmasında vesile oldu. Biz de Şevke Hoca'yı yayınımıza aldık. Önemli bir kaleciydi. Şu anda Fransa'daydı. Kocaeli'ye geldi. Kocaeli'de de Derince ile ilgili de bir proje var. Derince'de 3.lükten 2.liğe yükseldi. Playoff finalinde hatırlanacağı üzere Ordu'yu engelini geçmişti. Ordu Spor engelini geçmişti. 52 Ordu engelini geçip bir 2.liğe yükselmişti. Kutlayalım. Sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Bunu belirtelim. Birazdan müsaitse Zafer Turan Hoca arayabiliriz müsaitse. Zafer Turan Hoca'yla da Şanlıurfa Spor'u konuşalım. Şanlıurfa Spor'da gündemde önemli isimler var sevgili dinleyenler. Önemli isimler var. Zafer Hoca devam ediyor. Bunu söyleyelim. Hedef geçtiğimiz yayında açıklamıştı zaten. Devam ederse playoff demişti. Bunu da belirtelim. Şu anda kendisi Zonguldak'ta. Müsaitse hocamızı arayalım. Zaman zaman bayram yayınlarında ulaşmada, telefonla ulaşmada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü malum bayram telaşı, gelenler gidenler var. Bundan dolayı
sıkıntılar olabiliyor. Yarın şimdiden duyurusunu yapayım. Radyo Spor'da çok önemli bir röportajımız var sevgili dinleyenler. Şimdiden duyurusunu yapmak istiyorum. İstanbul Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke çok çok önemli açıklamalarda bulundu. Radyo Spor'da dinleyebilir. Ajans Spor'da ve Radyo Spor'un Twitter hesabında görüntülü takip edebilirsiniz. Görüntülü bir röportajdı. Metin şeklinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Gerçekten çok çok önemli bir röportaj. Birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş döneminden Trabzonspor dönemine, Rubin Kazan'dan Zenit dönemine, milli takım dönemine kadar her şeyi sorduk. Samimiyetle cevapladı. Arda Güler yorumu gündem olabilir, bunu söyleyeyim. Altın karma yaptı. Fatih Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Samimi bir röportajdı. Yarın Radyo Spor'da dinleyebilirsiniz bu röportajı sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Zafer Turan. Hocam, sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun Salim Bey. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Bütün İslam aleminin, bütün ülkemizin bayramını kutluyorum ben de. Hocam, çok çok sağ olun kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Bayram gününde hocam Zonguldak'tasınız şu anda. Bunu da evet, belirtelim. Zonguldak'ta memlekete geldik. Burada bayramı geçirip sonra da zaten kamp dönemi başlayacak. İnşallah kampta çalışmalara başlayacağız. Hocam, Şanlıurfa Spor'da devam ediyorsunuz. Bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bu noktada hocam geçtiğimiz hafta önemli bir toplantı vardı. Başkan Bey'le, Vali Bey'le, şehrin mülki amirleriyle de görüştünüz. Yola devam ediyorsunuz. Şanlıurfa evet. Spor'da uzun yıllar aradan sonra tekrardan birincilikte yaklaşık bir 8-10 yıl olmuştu veda evet. edeli. Tekrardan Şanlıurfa Spor birincilikte hocam. Bu yılda hedef nedir? Nasıl bir kadro kurmayı planlıyorsunuz? Söz sizde hocam. Şimdi şöyle, biz kadro planlaması konusunda iç transferde bir 12-13 tane oyuncunun kalmasından yanayız. Çünkü iskeleti bozmadan onun üzerine bir şeyler inşa etmek istiyoruz. Oradan da kullanabileceğimiz oyuncular var. Ama tabii transferde bir 7-8 tane takımımıza katkı sağlayabilecek, direkt oynayabilecek oyuncuları planlıyoruz. Çok şişkin, çok geniş bir kadro düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü çok sirkülasyon olduğu zaman gelen, giden, işte oldu olmadı, sonradan oyuncuyu alıyorsunuz, daha başka bir oyuncu çıkıyor. Yani planlamayı doğru yapmak istiyoruz. O yüzden de çok acele etmiyoruz transferde. Tabii bunu acele etmememizin sebebi bir yandan da oyuncu fiyatları çok yüksek. Kulüpler açısından bence çok zorlanıyor kulüpler. Bir planlama içerisindeyiz. Çok acele etmiyoruz. Çok da geç kalmadan doğru bir zamanlamayla gitmek istiyoruz. Şimdi hedefler konusunda tabii daha önceki senelerde kulüp ekonomik olarak çok yıpranmış. Yani uzun yıllar halen daha bu senenin başında mesela geçmiş dönemin dediğiniz gibi 8-10 senenin geçmişten kalan borçlar ödeniyor. Belli bir dönem transfer yasağı gelmiş bundan dolayı. Biz ölçülü bir şekilde büyümek istiyoruz. Yani bu sene tabii ki olursa şampiyonluk hedef. Ama bir playoff oynamak, bu ligde bu sene bir adaptasyon süreci geçirmek, çok kulübü borçlandırmadan iyi bir kadro temeli oluşturmak, genç oyuncuları katmak. Yani böyle bir planlamamız var açıkçası. Yani ekonomik olarak da tabii çok büyük paralar harcayıp şampiyonla oynamak gibi bir düşüncemiz yok. Ya bunun garantisi de yok biliyorsun. Ama doğru bir planlamayla gidebildiğimiz hedefe kadar gitmeyi planlıyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Zafer Turan, sohbetimiz devam ediyor. Zafer hocam, merak edilen oyuncular var, kiralık gelen. Bünyamin Balat Adana Demirspor'dan kiralık geldi. Tasarrufunuz nedir? Evet. Şimdi Bünyamin'le ilgili biz geldiğimizde bir sakatlık süreci vardı. İyileşmeye çalıştı ama iyileşemedi. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Şimdi sağlığı da iyi. Yeni sezon başına da yetişecek. Bizim dışımızda tabii Adana Demirspor'un malı, oranın da tasarrufu önemli. Biz kendisini aramızda görmek isteriz ama tabii kendi düşüncesi ve Adana Demirspor'un düşüncesi ne olacak onu çok bilemiyorum şu anda. Kiralık oyuncular konusunda işte Abdülsamet de var orada. Behlül de kiralık tuttu, bizde Trabzonspor'un malıydı.
İşte onları değerlendiriyoruz. Hem kulüpleri hem kendileriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Zafer Turan, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, kiralık gelen oyuncular da ciddi bir şekilde katkı sağladılar. Abdülsamet noktasında var mı hocam bir gelişme peki? Şimdi oradan başka oyuncularla ilgili de bir tasarrufumuz var, istiyoruz. Yöneticilerimiz görüştü Adana Demirspor'la. Başkanı ve menajerleri tatilde olduğu için net bir şey alamadık. Ama hemen hemen aynı tarihlerde, aynı yerde kamp dönemi geçireceğiz Bolu'da. Temmuz ayının başında. Orada gelişmeler biraz daha ilerleyecek diye düşünüyorum. Yani biz oyuncularla ilgili düşüncelerimizi, fikirlerimizi, isteklerimizi belirttik. Dediğim gibi yani kulüplerin yaklaşımı nasıl olacak? Oyuncular da istiyor bizi. Ama tabii bu iş kulüplerin karar vermesi gerekiyor. Ama girişimlerimiz Abdülsamet'le ilgili de var. Evet hocam, Abdülsamet'le ilgili de bir girişim var, bunu söyleyelim. Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Zafer Turan, sohbetimiz devam ediyor. Peki Zafer hocam, sosyal medyada yazıldığı için söylüyorum. Twitter'da da yer aldı. Şanlıurfa Spor, Sivas Spor'dan oyuncularla ilgileniyor mu hocam? Var mı böyle bir girişim? Şimdi var, evet. Yani biz oradan işte ayrılması planlanan oyuncularla ilgili, tabi onların da hocaları yeni belli oldu. Şimdi tabi bir de önceden sunulan belki şeylerle alakalı, oyuncularla alakalı yeni gelen Servet Hoca'nın belki bir düşüncesi olabilir. Ama bizim oradan düşündüğümüz, onlarınla birlikte bizimle birlikte olabilecek, onların düşündüğü oyuncular var. Öyle bir girişimimiz var. Şimdiden sonra sanırım bayramdan sonra her şey biraz daha netleşecek, ama dediğiniz gibi oradan da almak istediğimiz oyuncular var. Peki hocam, Kader Keita ve Yatabare yazıldı, var mı bir gelişim? Evet, yani işte onlarla ilgili şimdi bugün ben de okudum sosyal medyada. Yatabare'yi başka takımlar da istiyor. Biz de onlarla ilgili bir düşüncemiz var, biz de istiyoruz. Tabi burada şimdi az önce kiralık oyuncular konusunda kulüplerin tasarrufu var dedik. Şimdi burada da tam tersi, oyuncuların düşünceleri önemli. Oyuncular bizle birlikte olmak isterlerse onlarla ilgili de bir girişimimiz var. Evet, peki olma ihtimali nedir hocam? Vallahi olma ihtimali %50-50 bence. Kulüpleriyle ilgili bir, yani hocanın, yeni gelen hocanın bir tasarrufu yoksa kulüpleriyle ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama işte dediğim gibi oyuncu bazında ne düşünürler? Bizimle birlikte olmak isterler mi? Biz ne kadar fedakarlık yapabiliriz onlar için? Onlar ne kadar yapabilir? Bunlar önemli olacak. Ama bence %50-50 şansınız var diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız, kırmadınız. Son olarak hocam, merak edilen bir konu var. Totalde kaç transfer yapacaksınız? Hangi pozisyonlara? Şimdi biz tabii dediğim gibi yaklaşık 12-13 tane oyuncuyu iç transferde tutmak istiyoruz. Şimdi onlardan 3-4 tanesi kaldı sanırım. Hani bir sonuç elde edememiz. Onlar da sonuç elde ettikten sonra bir 10 kişi daha, işte bir 7-8 tanesi net oyuncu olmak şartıyla 3-4 tane de genç aralarına katıp öyle bir 25 kişilik bir kadro planlıyoruz. Çok fazla transfer yapıp yani gelip gitmesini istemiyorum oyuncuların. Yani belirlediğimiz işte orta sahada var, ön tarafta var, stoperlerde de var. Her mevkide oyuncu alternatiflerini belirliyoruz. Her mevkiden iki tane oyuncu olacak şekilde bir planlama yaptık. İşte evet. Bu doğrultuda dediğim gibi bayramdan sonra biraz daha netleşir her şey. Ondan sonra şimdi çok bir bilgi veremedik Şanlıurfa taraftarına, ama netleşince olaylar bayramdan sonra inşallah onları mutlu edecek haberlerde sizin kanalınızda veririz. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bütün tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek İyi bayramlar. Üzere. Sağ olun. Sağ olun hocam.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Zafer Turan'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda müsait olursa sizlerle de paylaşalım. Yavuz Yıldırmaz olacak. Yavuz Yıldırmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kendisi Adana'nın önemli gazetecilerinden birisi. Hem Adana Spor'u hem de Demir Spor'u konuşacağız. Adana Demir Spor'da yeni teknik direktör belli oldu. Adana Demir Spor Patrick Kluivert'la anlaşma sağladı. Sevgili dinleyenler, bu bilgiyi paylaşalım. İlk kez Ajans Spor'da duyurmuştuk. Patrick Kluivert Adana Demir Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Cumartesi günü aksilik olmazsa Adana Demir Spor'un kampında olacak Hollandalı futbol efsanesi. Hattımızda şu anda konuğumuz Yavuz Yıldırmaz. Yavuz abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, çok teşekkür ediyorum sevgili Salim. Kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Teşekkür ederim Yavuz abi. Adana Demir Spor'da yeni teknik direktör belli oldu. Bir evet, Hollanda efsanesi evet. Patrick Kluivert. Evet. Evet. Şimdi başkan da sen de zaten zaman zaman yayınlarını alıyorsun. Yakından zaten takip ediyorsun haberlerinle. İlk de bu arada bu haberi veren de sen oldun. Seni kutluyorum tabii ki. Özellikle Adanalılık tarafımızda bir anda ağır bastığı için tabii seni özellikle ayrıyeten bu gazetecilik başarından dolayı kutluyorum kardeşim. Çok, önce onu söyleyeyim yani. Evet, çok teşekkür ederim abi. Önemli bir isim bence. Evet. Ve bir de şunu söyleyeyim abi, haberi yaptıktan sonra Ajans Spor'da hem ulusal basın hem de uluslararası basın paylaştı, bunu da söyleyeyim. Evet. Önemli bir isim, hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Evet. Aynen öyle. Şimdi sevgili Salim, yani şunu söylemek lazım. Başkanın söylediği bir söz var. Yani teknik direktörü belirlerken bizim oyun sistemimize uygun, oyun anlayışımıza uygun bir hocayla yola devam edeceğiz demişti. Yani aslında Montella'nın uyguladığı geçtiğimiz yıllarda bu sistemi acaba devam mı ettirecek Kluivert, acaba onu mu beklemeliyiz? Ben biraz da onu düşünüyorum açıkçası. Yani baktığımızda Patrick Kluivert'ın bir oyun sistemi var. Evet. Yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ve biraz da Montella'ya sanki yakın mı diye düşünüyorum ben. Montella'nın oyun sistemine yakın mı diye düşünüyorum. Tabii bir taraftan da sosyal medyada ya tecrübesiz mi acaba veya bir takım şey böyle soru işaretleri mi diye düşünenler var ama Patrick Kluivert'ın şöyle söyleyeyim, bir kere her şeyden önce Avrupa'da da olacağı için Adana Demirspor bir kere Avrupa patentli önemli bir isimle yola devam etmesi çok çok değerli. Yani bir kere Avrupa futbolunu bilen Türkiye'ye de bu oyunu, kendi oyun sistemini uygulatacak olan bir hocayla yola devam etmesi de değerli. Bunu da söylemek lazım. Tabii futbolculuğunu biliyoruz Kluivert'ın. Ama hocalık bölümünde neler yaşayacak? Türkiye'deki futbola, Türk futboluna uyum sağlayabilecek mi? Montella da gelirken Adana Demirspor'a soru işaretleriyle gelmişti. Evet, iyi bir kariyerli bir hoca Montella ama baktığımızda yani son dönemde biraz açıkçası aşağı doğru iğmesi vardı Montella'nın. Ama burada çok başarılı oldu. 2 sene boyunca çok önemli bir iğme yaşattı Adana Demirspor'a. Baktığımız zaman Kluivert'ın da hocalık açlığı var. Burada kaliteli bir ortamda, sıkıntısız bir ortamda, çok iyi bir ortamda teknik direktörlük yapacak. Biraz sıcak havalar, yani sıcak bir döneme denk gelecek. Oldukça emce kavurucu sıcaklara denk gelecek. Yani Adana'da oynayacak takımların Allah yardımcısı olsun diyelim, özellikle Avrupa takımları bir hayli zorlanır diye düşünüyorum bu havada. Eğer turları geçecekse Adana Demirspor her şeyden önce tabii Türkiye Ligi içinde, Süper Lig içinde Patrick Kluivert'ın bir tık diğer hocalara göre bir tık daha hani Avrupa'yı bilmesi itibariyle üstünlüğünün olacağını düşünebiliriz sevgili Salim.
Ben de bu noktada aynı fikirdeyim. Özellikle de tecrübesiz olduğu ile ilgili eleştiriler vardı. Ancak şöyle bir durum var Yavuz abi, bilmiyorum katılır mısın ama bizim ülkemizde de birçok yeni teknik direktör göreve başladı ve başarılı oldu. Evet. Evet, katılıyorum. Yani net bir şekilde abi mesela İlhan Palut Hoca, Ömer Hoca, Çağdaş Hoca, yani evet, bu hocalarımız bir yerden başladı. Patrick Kluivert önemli bir, evet, isim. Bence çok ciddi, evet, bir marketing değeri olan bir isim. Bilmiyorum katılır mısın? Tabii. Şimdi şöyle, her şeyden önce bir kere marka değeri, Adana Demirspor'un bir marka değeri kesinlikle oluştu. Yani bunun Murat Sancak'la beraber gelen bir marka değeri var. Çok üste taşınan bir marka değer var. Ve bu marka değeri de bu isimlerle, bu hoca bazlı isimlerle daha fazla değer hale getiriyor. Yani artı değer hale getiriyor. Bir kere bu çok başka bir şey. Yani başka yönden düşünelim. Zaten son dönemde de ister yerli olsun ister yabancı olsun, özellikle yerli ağırlıklı olmak üzere takımlar daha çok hani aç, genç hocalara yönelmiş durumdalar. Ben bu aç kelimesini özellikle kullanıyorum tırnak içerisinde. Çünkü yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler katmak, Türk futbolu olsun, Avrupa futbolu olsun veya dünya futbolu olsun, yeni bir şeyler katmak isteyen genç isimler bir yerlerden başlayacak. Veya önemli ismi olan çünkü yani futbolda önemli ismi olan isimler bir yerlerden başlayacak. Bu da Kluivert için önemli bir fırsat. Burada elde edeceği başarı zaten onu çok başka noktalara taşıyacak. Şimdi düşünün, Hollanda, evet, basını veya tüm Avrupa basını şimdi bunu konuşuyor. Hollanda basını, Hollanda futbolu sonuç itibariyle veya Avrupa futbolu Kluivert'ı konuşacak. Dolayısıyla kimi konuşacak sevgili Salim? Adana Demirspor'u konuşacak. Evet. Yani böyle düşünmek lazım. Adana Demirspor'u her gün farklı manşetlerde, yerelin dışında, ulusalın dışında, Avrupa'ya da, uluslararası noktaya da taşınmış olacak. Bu da çok değerli bir şey. Çok çok değerli tabii. Yani net bir şekilde çok değerli ve lazım. Şunu söyleyeyim, tabii, bir hafta içinde hemen halledildi. O da çok meselesi. Önemli. Ya biliyorsun çok hoca konuşuldu. Yani bu Bilic konuşuldu, Pirlo konuşuldu, hatta anlaşma aşamaları sen biliyorsun, hepsini yakından takip ediyorsun, evet, zaten. Anlaşma aşamaları dendi, farklı şeyler dendi. Demek ki kulübün o hani... bu iddiası, Avrupa'daki iddiası veya farklı şekillerde Türk liginde iddiası için Kluivert'ın daha uygun olduğu düşünülmüş. Biz de bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi sonuçta sezonu da erken açacak Adana Demirspor Avrupa Kupası maçları nedeniyle. Bu da değerli bir şey. Taraftarlar şimdi yana yana vize işleriyle uğraşacaklardır muhtemelen Romanya yolculuğu için. Tabii hocanın da belli olmasıyla beraber artık biraz daha rahat nefes alabilir. Hani yoluna bakabilir. Senin de geçen de bir haberlerini görmüştüm ben. Futbolcularla yollar ayrılmış, bazılarıyla devam edilmemiş, evet, bazılarıyla devam ediliyor. İstanbul'u olayı çok önemlidir. İstanbul'u ile anlatmak. Aynı fikirdeyim. Sonuna kadar aynı fikirdeyim abi. Yani geçen yıl takımın en önemli isimlerinden bir tanesi NDA ile beraber kere NDA'ya çok değerli Adana Demirspor için. İstatistiklerde sanıyorum yani çok önemli noktalarda oldu geçen sezon. Yani İstanbul'u bu isimlerle devam edilmesi, tekrar söylüyorum, Belhanda yani bu isimlerle böyle bilmiyorum, sözleşmesi herhalde devam ediyor bildiğim kadarıyla. Tam detaylı bilmiyorum ama sen daha iyi bilirsin. Yani bu özellikle bu kaç isimle ana unsurla devam edilmesi çok değerli diye düşünüyorum ben. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani burada ama İstanbul'u... Ama bir kaleciye ihtiyaç var mı? Kaleci yani, transferi yapılacak abi. Evet, yani o önemli. Ben bir kaleciye ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim. Evet. Peki devam edelim Yavuz abi. Adana Spor'la ilgili gelişmeler nedir?
Şimdi Adana Spor'la ilgili çok ilginç. Bizim de sevgili biliyorsun Ergun abinin başında olduğu bir spor servisinin başında olduğu gazetede bizim 5 Ocak'ta bir haber yayınlandı. İşte Saadettin Saran'la ilgili değerli iş adamı yani onunla ilgili bir haber yayınlanınca şimdi camia hemen böyle bir şeye çıktı. Yani nasıl diyelim, orası böyle bir suskun bir adeta ölü toprağı atılmıştı Adana Spor'un üzerine. Bir anda yani taraftarlar eşlik açtılar. Sen de bunları yakından takip ediyorsundur yani sonuçta. Ya öyle ya da böyle inanılmaz işler oldu. Ama tabii kulübün bir açıklaması oldu sonrasında. Ama yine bu iş devam etti. Yani bir Saadettin Bey'in bir hani beğenmeleri oldu falan, bu kimlikleri böyle bir durumları oldu. Yani bunlar da haber olunca taraftar bu sefer daha da coştu. Ama bu haber yani lazım. Abi yani ben de araştırdım kurumda olduğumuz için. Araştırdım. Gerçeği yansıtmıyor ama bu noktada sağ olsunlar teveccühleri oldu dediğin gibi. Evet yani tabii ya, o şeydir, şöyle söyleyeyim. Zaten gerçek olup olmaması değil de Bayram Başkan'ın, Adana Spor yönetiminin artık taraftarla arasındaki bu kopuş noktasını gösteriyor bu maalesef. Adana Spor hani birkaç sezondur iddialı olmayınca Adana Demirspor'da artık çok iğme kazanınca taraftarlar, camia artık hani en küçük haberden veya çıkan bir şeylerden medet umar hale geldi veya farklı şeyler düşünmeye başladılar. O da gerçekten ne kadar hani tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor yönetimle camia arasında, taraftar arasında. Şimdi ne olacak, ne bitecek? Tabii önemli bir kurum var, Adalılar var. Adana'da biliyorsunuz. Adalıların bir iddiası söz konusu deniyor son dönemde. Yani birkaç iddia var. Bakalım sezon başına kadar bu işler netleşir mi? Çünkü malum TFF birincilik biraz daha hani geç başlayacak. Bu Demirspor gibi Avrupa işleri veya farklı şeyler olmadığı için Adana Spor'un mutlaka artık bir ivme kazanması gerekiyor. Yani taraftar maça gelmiyor. Yani 500 kişi, 1000 kişiyle maçlar oynanıyor. 2 sezondur pandemiden kurtarıyor Adana Spor. Farklı şeylerden kurtarıyor. Deprem felaketi oldu. Bundan dolayı ligden çekildiler. Yani paralar ödenmiyor. Altyapıya büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani büyük problemler yaşanıyor. O yüzden hani bu çıkan haberler doğrudur, yanlıştır ama daha doğru olmayabilir ama bunlar taraftarın gözünde inanılmaz heyecan yaratıyor. Yani Ahmet, Mehmet, bu kurum veya farklı şeyler. Çünkü çok geride kaldı Adana Spor. Artık Adana Sporlu taraftarlar da sevgili Salim istiyorlar ki Adana Demirspor gibi böyle Murat Sancak, ben hepsinin böyle gönlünden geçtiğini düşünüyorum yani. Böyle bir başkan olsun, sahiplensin, iddiamız olsun, Süper Lig olsun, Avrupa olsun. Adana Spor'da güçlü bir camia. Yani böyle bakmak lazım olaya. O yüzden de ben eğer bir hareket olacaksa bu sene farklı bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama hareket olmayacaksa yine aynı sistemle devam eder Adana Spor. Yine düşmeme adına mücadelesine devam eder. Ha, bir bakarsınız Bayram Akgül enseyi karartır veya gemileri yakar. Der ki kardeşim ben para harcayacağım, başka şey olacağım. Nasıl söyleyeyim, iddialı olacağım, Süper Lig'e çıkacağım da diyebilir. O da belli olmaz ama ben çok o kısmını çok şey görmüyorum, iddialı görmüyorum. Çünkü aldığım duyumlar, aldığım istihbaratlar iyice Sayın Başkan'ın bu işten soğuduğunu gösteriyor. Yani bu noktada bir devir söz konusu olur mu? Olabilir. Ben sana şöyle söyleyeyim, şöyle bakalım olaya. Her an her şey olabilir. Yani böyle düşünmek lazım. Ya Adana Spor'da bu noktada her an her şey olabilir diye düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, isim bazlı değil. Evet, adam konuşulan isimler var. Bunları herkes kamuoyunda konuştuğu için biz de konuşuyoruz. Ama bir bakarsınız
başka birisi çıkar. Başka birisi devri alır. Yani böyle bir şey de olabilir. Hani konuşulan isimlerin dışında da bir şeyler olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Malum 1954 FK var. Adana Spor, Adana 1954 FK biliyorsunuz. Bu sene 3. ligde mücadele edecek. Menderes Kutlu'nun başkanı oldu. Şimdi de bu takım var. Aynı ruhu taşıyan. Yani öyle ya da böyle. Her ne kadar hani bir insanlar şey olmasa da hani biz ayrı bir takımız dense de evet ayrı bir takım ama o ruhu taşıyor yani sonuçta 1954 FK Adana. Öyle düşünmek lazım. Ya bu noktadan sonra sezon başlamadan her an her şey olabilir diye düşünüyorum sevgili Salim. Yani sezon başlamadan her an her şey gelişebilir. Çünkü bilindiği evet. üzere ciddi bir şekilde şey doldu abi. Euro kuru da arttı. Bundan dolayı da yabancı futbolcu transferi zor olacaktır alt ligdeki takımlar için. Bunu belirtelim. Ben şeyi de çok beğeniyorum abi. Bunu da söyleyeyim. Çok çok beğeniyorum. Hemen paylaşayım. 1954 FK'yı önemli işlere imza atıyorlar. Sayın Başkan evet. Menderes Kutlu, Cafer, evet. Elek, Koca, Adem Çağlayan önemli işlere imza atıyorlar. Evet. Evet. Bunu söyleyeyim. Evet. Yani evet. O takım iyi işlere imza atacak ve iyi yerlerde olacak. Evet. Evet. Ya kolay evet. değil. Bu alt liglerden sevgili Salim böyle atlıya bunu başarabilen belirli takımlar var işte Bodrum'u görüyoruz. Evet. Bakarsan Eyüp ve işte Pendik'ti falandı filan yani bunları görüyoruz. Evet takımları görüyoruz ama bu bölgede de baktığımız zaman Adana bölgesinde evet. de baktığımız zaman hani iddialı olan biz kardeşim üst ligleri hedefliyoruz diyen şu anda benim gözümün önünde bir takım var. O da Adana 1954 FK. Evet. Yani, onları da başarılar diyelim abi. Evet başarılar diyelim. Kesinlikle evet. Onları da alt liglerde zaten yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim abi değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tekrar. Böyle yayına beni aldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar olsun. Hoşça kal. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Yavuz Yıldırmaz'dı. Yavuz Yıldırmaz'la birlikte Adana Demirspor ve Adana Spor konuştuk. 1954 FK'yı konuştuk. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Benden hemen sonra Atilla Türker ve Mert Elam Markaş programında sizlerle birlikte olacaklar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.